Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk kez izleyenler için ben Saymi. Bugün sizlerle birlikte bir hafta sonu vlog çekmeye geldim diyebilirim. Güzel bir gün geçireceğimi düşünüyorum. Sizleri de yanıma aldım. Bugünkü planım kızlarla kahvaltıya gitmek. Sabahın köründe uyandım. Normalde cumartesileri, cumartesi pazar 12'den önce, 11.45'ten önce uyanmam. Çünkü kafe 12'de açılıyor. Ama bugün 9'da uyandım. Çok mutsuzum. Ama kızlarla buluşacağım için mutluyum. Kafeye gelmemin nedeni ise iki tane nedeni var. Birincisi para ve kimliklerimi burada unutmuş olmam. İkincisi de makineye çalıştırmam gerekiyordu. Makineye çalıştırdım. Havva bakacak bugün 1'e kadar kafeye benim yerime. Ona şimdiden çok teşekkür ederim Havva. Ayrıca bunu birazcık emrivaki yaptığım için de özür dilerim. Lütfen beni affet. Biliyorum hiç sevmiyorsun tek başına kafeye bakmayı. Ki senin sorumluluğuna da ait değil zaten. Ama yine de benim yerime bugün kafeye bir saat bakıverdiğin için çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Vicdan rahatlatması yapayım dedim. Videoyu editlerken en azından burada birazcık mutlu olabilir Havagi. Her neyse, şimdi ben kafeye geldim, eşyalarımı aldım. Tamamen hazırım. Şimdi gideceğim, Özgün'ü alacağım. Oradan da kahvaltı yerine gideceğiz. Kızlar da oraya gelecek direkt. Böyle güzel bir hafta sonu geçer umarım. Umarım eğlenceli bir vlog olur. Hem benim için hem de sizin için. Böyle, şimdi ben geç kaldım zaten, kafeye geleceğim diye ekstra bir geç kaldım. Durum zaten güncellemesi yaparım. Kızlarla biraz dolaşırız belki de. Şu an planlar ne bilmiyorum. İlk işimiz tabii ki de karnımızı doyurmak. Sonraki süreç ne olur hiçbir fikrim yok. Görüşürüz o zaman. Evet, sakın bozmayın, story çekmem lazım. Dur. Evet, kızlarla buluştuk, şimdi kahvaltıya geldik, hafta sonu kahvaltısı. Tabii ki vlogumu çekmeyi unuttuğum için Allah razı olsun hatırlattılar, dur. Seni bekliyorum burada. Poz veriyorum. Tamam. Öyle, şimdi kahvaltımızı yapalım, sonra zaten büyük ihtimal sohbetimizi çekeceğiz. Her zamanki gibi kameramızla Özgün, Müge'cim ve Selda'cığım. Evet, şöyle kahvaltımızı da hafifçilik gösteriyorum. Sonra şuraya saat diyor. Bunu harcaya yerken. Evet. Tamam, burayı çok hızlandıracağım. Hiç belli olmayacak. Önder. Evet, kahvaltı sonrası Sahaf gezmesiyle devam ediyoruz. Tüm yalnız tam kadro şurada şirinler gibi iniyoruz ya. Herhalde kendimi çekeceğim. Tamam, çıkarken inerim. Hadi siz geçin, ben sizin arkanızdan döneyim. Adama direkt kamerayla şey olmasın. Şey, ama balığı ünlü olan yer orası değil sanki ya. Kastamonu muydu? Adam bağırıyordu ya. Ha işte aynen yani, o adamdan dedim. Kırdım galiba. Merhaba. Thank you.
Ben böyle insanların içinde çekemiyorum. Arkadan çekeyim seni. Hayır, hayır. İyice utanırım. Ay ben... Yapardın ya, şöyle bir yoklasında. Eski kitapçı yazıyordur, çeviririm. Dırın dırın dırın. Zaten kızlar bayağı hakimler konuya. Ben Amazon dışı alışveriş kültürüm yok. Yok yok, gel gel. Şuna bak. Evet evet. Bu bizim değil. Evet, birinci sınıftan sonra şimdi ikinci sınıfa gidiyoruz. Şöyle aldığım birkaç kitap. Onları zaten kafeye geçince ayrıntılı anlatırım. Şu kızlarla ikinci sınıfın yolunu, buradaki bütün sınıfları gezeceğiz şimdi. Bana aldığın kitap değil mi o? Bebeğim bu ve imzalı, evet. Muhtemelen seninki de. Evet, benimki imzalı çıktı. Bak, bunlar da imzalıymış. Benimki imzalı mı? Seninki de imzalıdır diye tahmin ediyorum. Neyse, değişebiliriz. Burada çünkü iki tane arşiv var. Ha. Ben onu, bunu çıkarttım bu ay okurum diye. Bu değilmiş. Bu değilmiş. Ha. Oku. Hatta bunu da alabilirsin. Bak, Aranağme de imzalı altta. Ha, o da diğer kitabı mı? Evet. Ver alayım. Dur, daha temizini vereyim. Tamam, daha temiz görünüyor. Tamam. Aa, hadi 5 lira. Bir saniye, 5 lira azletim olursan ben onu alırım. Bunlar 5 lira mı? Evet, burada 5 lira, şunlar 4 lira. Aa, ne kadar ucuz. Artık konuşmalarımı bile blogger ayarlıyorum, fark ettin mi? 50 liraya kadar, dünya kadar kitap aldım. Neler aldın Sayme? Bunun için ayrı bir video gelir mi bugün? Gelmez. Akşama mesela, sahaf alışverişim. O kadar, hani sahaf alışverişim videosu çekecek kadar almadım yani. O zaman birlikte bizim sahaf alışverişimizi yapalım. Aa, gelsinize kafeye. Kızlarla sahaf alışverişimiz videosu. Kızlar gelmez de ben gelirim. Kızlar gelmez mi? Hepsinin işi var dedi. Evet. Neyse, yine şey yaptık. Şimdi biz ödedik hesapları, kaçtık. Kızlar arkada hesapları ödeyecekler. Benim artık kafeye geçmem lazım. Hava ile Okan olabildiğince bana küfür içerikli tehditler. Aynen. Ay, şöyle birazdan direkt binelim, kaçalım artık. Senin için sıkıntı olmazsa tabii. Gel soğuk bir şeyler içelim ya. İçim yandı benim. Gel gel, gidelim soğuk kahve içelim. Kahve içmedik daha hiç ya. Aynen. Vah, içim yanıyor. Sucuklu yumurtadan mı olsa gerek? Sucuklu yumurta dediğin anda tekrar acıkmam peki. Gel kafede cheesecake yaparım sana. Neyse, o zaman kafeye gidince görüşürüz. Aldıklarımızla ilgili nasıl bir video gelir hiçbir fikrim yok ama o büyük ihtimal kitap kanalında gelir. Burada sizi kitapla sıkmam. Şey yorumları geliyor. Burada kitap görmek istemiyoruz yorumları da. Yo, zaten bu kitap kanalına diyorum. Evet. Akşamki videoyu. Aynen. Bu vlog bozmayız. Bunu kitap kanalına çekeriz. Evet. O zaman kafede görüşürüz. Kaçıncı kat? 3. Yani bina kaç katlı? 4. Aslında 3 katın, 3 katın üzerine yasal zorunluluk, asansör yapılması gerekiyor. Bu binayı niye yapmamışlar? Oha, kesin yapmaları lazım. Ruhsat çıkmaması lazım bu binaya. Asansör boşluğu. Yapılmamış. Evet, şikayet etseniz. Bu saatten sonra bir şey olmaz zaten. Şimdi yasal zorunluluk yeni binalar için biraz. Çok yoruldum. Allah'ım. Allah'ım yardım et. Evet. Dur, açıklama yapamadım. Şimdi biz sahaflardan sonra kafeye gittik. Kafede birer tane kahve içtik. Sonra da Özgün'ün evine geldik. Çünkü kafede insanlar olunca video çekemedik. Ve bugün şey videosu çekmek istiyoruz. Ay, konuşamıyorum, nefes nefese kaldım. Hayatımda herhalde iki katın üstüne ben merdiven çıkamıyorum. Çünkü şey oldu, kafede insanlar olduğu için video çekemedik. Şey videosu çekmek istiyoruz, sahaftan aldığımız kitaplar videosu çekmek istiyoruz. Bu nedenle de hemencik Özgün'e geldik. Videomuzu çekeceğiz, sonra tekrar kafeye geçeceğiz. Umarım güzel olur. Ay, şuna şey yapayım. Tamam, şimdi kızlarla geldik. Vlogumuza sonuz devam ediyoruz ama asla da şey yapamıyorum, bir şeyler çekemiyorum. Özgün'ün evindeyiz ve şu anda video çekeceğiz. Sonra da tekrar kafeye geçeceğiz. Böyle sahaf alışverişleri yapınca, bir sürü de kitap alınca dedik ki bunu hemen videoya çevirmemiz lazım. Güzel bir sahaftan aldığımız kitaplar videosu çekeceğiz. Şöyle Özgün'ün kitaplığındayım. Özgün'ün kitaplık turu videosunu izlemeyen varsa zaten direkt izleyebilir. Bence aşırı güzel video oldu. Sıra Müge'de. Selda'nın kitaplık turu videosunu da çektik. Kendisi de burada. Ay, inşallah güzel olur bakalım. Şimdi sahaftan alışveriş videosu da bence güzel olacak, keyifli olacak. Çünkü çok güzel kitaplar almışız yani. Ben
aldıktan sonra fark ettim kafeye gidince inceledik. Bu arada kafeye biz normalde video çekmek için gitmiştik. Ama insanlar olunca böyle çekemedik. Bir de bir şey söyleyeceğim, kafe çok soğuktu ya. Evet. Biraz ama yani dışarının sıcağı yine içeriye vuruyordu birazcık. Aynen, şimdi buraya girince biraz da fark ettim. Kafe şey yani dışarısı ısındı, kafe soğuk kaldı. Böyle insanlar dolunca video çekemedik. O yüzden hemen atladık geldik Özgün'e. Şimdi burada video çekeceğiz. Birazcık da emrivaki gibi oldu Özgün ama. Birazcık. Ay çok güzel kitaplar var ya. Ve külliyat var hep. Yani. Evet. Yani Didem Adak'ta. Baksana. Şu raf sadece Ursula. Evet, Ursula yani. Ursula bir de zor bir yazar bildiğim kadarıyla. Direkt almış hepsini. Bak. Nermin Yıldırım. Aa, hepsi hem de. Evet. Çok güzel. Ay ben kitaplık turunda sanki hiç bakmamışım gibi peki. Değil mi? Ben de şu an. Evet. Yeni gördüm. Bak Ursula gibi. Bunları buraya aslında şey. Bilmiyorum. Öyle biz videomuzu çekelim. Sonra büyük ihtimal kafeye geçeriz zaten. Orada tekrar durum güncellemesi yaparız. Bir ilk önce videomuzu acil çekmemiz lazım. Acil video çekmemiz lazım. Yediğim linçler yeterse başlayayım çekeyim. Bana hiç vloglarda sürekli bir şeyler çekmiyorum diye kızıyorlar. Şu an mesela niye çekmiyorsun dediler. Çok mantıklı. Şu an vlog çekmeye devam ediyorum. Kafeye geldik ve Özgün'e montaj öğretmeye çalışıyorum. Edit programı. Zaten öğretecek çok bir şey yok. Öğrendi bence. Evet, 2 dakikada çok güzel anlattı. Bu kadar. Bence bununla ilgili videoda verebiliriz. Edit nasıl yapılır? Zaten YouTube'da çok videosu var. Şimdi biz birazcık bugün çektiğimiz sahaf alışveriş videosunun montajına bakacağız. Ondan sonra da zaten büyük ihtimal şu anda Selda mesela nasıl Allah'ım cool bak. Şimdi hemen Selda'yı döndürüyorum ekranıma. Evet. Evet. Selda'cığım şu an mesela Savaş ve Barış'ını okurken biz de burada ne yapıyoruz? Edit yapıyoruz ve Özgün'le editimize devam ki. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen Ay bu yıldırım tekrar şey... Valla ben atlayarak geçiyorum şu an, hiç okuyamayacağım. Şey Pierre'le şey evlendi mi Natasha? Evleniyormuş ya öyle dedi ya. Ha. Evet bayağı sonlar da bayağı sondan yemiş. Hani orası da mı heyecanlı değil? Çekiyor ben çekiyor. Ona malzeme verdim. Hemen konuştum. Şu an hızlandırılmış izlemiyorsunuz arkadaşlar. Kitabı atlıyorum, okumuyorum. Çünkü yeter. İkinci bölümü okumayı bulmak sözünü. Niye? Yine ben onu okumam. Okumuyorum da. Hadi başlayalım. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
yani dikkat ederek okumak isteyeceğim yerler değildi. Ama sonuç olarak okumamışsın. Arkadaşım okudum, göz gezdirerek okudum yani. Ama sen bu kitabı nasıl okudum bitti diyebilirsin ki. O öyle güzel derim ki. 60 sayfası var diyor. 60 sayfayı daha hızlı okudum ya. Ya ben özgür bir insan değil miyim arkadaşlar? Direkt attım her sayfasını ilgimi yani. De çekmese de böyle kelime kelime okumaz zorunlu böyle bir şey var mı? Ama bir kitap var bakın. Sizi de bilgilendirmiş olalım böylece. Sayemde birkaç bir şey öğrenin. Evet. Evet. Kitabı atlayarak okuma hakkı. Bu var. Böyle gerçekten şey geçmiyorum. Daha geçmiyorum. Ama zaten filmlerde bile 15 saniye. Diğerlerini okumak istiyorum. Bunu okumak istemiyorum. E tamam okuma. Direkt kitabı okuma yani. Okudum. Ama okudum bitti diyemezsin. Okumamışsın. Ha bu olayı öyle de güzel başladım. Okudum ki. Olay ne ki? Öyle. Bakın arkadaşlar. Bak. Nasıl bitiyor? Dipnotlara gelince kitap bitmez mi? Bitti. Abi öyle bir şey oldu. Bir dakika. Versene. Allah'ın adını verdim. Bak şimdi. Allah. Benim yaklaşık 300 sayfam var, evet. Değil mi? Hür özgür irademle bütün sayfaları geçiyorum. Bir saniye arkadaşım. Şimdi. Okudum bitti. Madem. İş buraya geldi, ben şunu söylerim. Şimdi ben biraz hızlı okuyan zeki bir insan olduğum için bu arkadaşlarımız genelde benden geride kalıyor. Selda hariç bunu şimdi hakkında yiyemem yani. Bunlar bana grupta dedi ki, Özgün sen son sözü bizden önce gelecek gibi görünüyorsun. Oku bakalım. Bizim okumamıza gerek var mı? Ama okumadık kendi işlerimizi. Okudum. Sizin. Arkadaşım ön sözün 120 sayfasını okudum. Son 60 sayfasını daha hızlı okudum. Daha okumadın hızlı. Okumadın. Anlat bize hadi. Biz şöyle dedik sana. Dedik ki son söz mü? Anlatayım bunu hani, istiyor musunuz? Spoiler lincini size yönlendiririm ama. Hayır. Son sözü spoiler vermiyor musunuz? Veriyor. Biz dedik ki sana spoiler son sözü oku. Hani kitapla alakalı mı yoksa kitapla ilgili yazılmış yorum mu diye. İşte çünkü son sözde mesela başka bir yazar savaş hani yorumu var ya. Son ikinci bölümde savaş yorumu yapılmış. Savaş yorumunu Tolstoy mu yapmış? Yok efendim. Ha, o bir Anna Karenina yazdırmış. Hayır olabilir belki başka biri yazmıştır kitapla ilgili yorum diye. Hayır yani. Tolstoy yazmış. Tamam o demek ki Savaş ve Barış'a ait bir kitabın bir kısmı. Ben onu okurum zaten. O zaman zaten. Siz niye bana soruyorsunuz? Son sözü sen oku da biz ona göre okuyalım. Ama sonra tamam. Biz de okumadan okumuş dinleyelim. Çünkü sen diyorsunuz? Bizden 4 gün önce hepsi başladın. Hepsi kayıtlı. Buldururum onları. Sen bizden 4 çıkarırım. Gün önce başladın. Yana koyalım. 4 gün sen, önce. Evet. 4 gün önce. Pazartesi başladım. Sen. Pardon, ben Cuma başladım. Cumartesi buraya geldim kitap evet. Okuma ümitleriyle. Evet. Bu arkadaş bana kitabı okutmadı. Evet. Pazar günü de ben başka sebeplerle okuyamadım. Evet. Ben pazartesi başladım kitabı. Sen benden 4 gün önce başladın. Okuyup okumamak beni ilgilendirmiyor. Evet, tamam. 4 gün önce başladım. Tamam, amenna. İşte o yüzden dedik ki sana, sen son sözü bizden önce başlıyorsun. Siz benden 4 gün önce bitirebilecek, 4 gün sonra bitirebilecek misiniz? Onun kaygısı. Bak, hırs etmiş sabahlayacağız şimdi. Selda bitirir. Ben gününde bitiririm. Selda bende 200 sayfa geri nasıl doğru. Vermem önce bitirebilirim? Ben şey bilmiyorum bunu diğer kitap kulüp toplantılarımıza bakarak görürüz. Hayır. Söyleyeyim mi sen Zatar? İşleyeceğim Bekir gelirken şey yapabilir. O da çünkü yiyecek. Söyleriz. Bekir'in emeğe gidesin sen. Şey işkemeciye gidip. Engin'e götürsene. Ha oldu bakarız. Peki yiyecek mi gelecek? Yiyecek acı çünkü. Ama daha çıkmadı. Yok. Ben onu yiyip gel dedim o zaman yemeden gelsin burada beraber. Eğer orada bir planı yoksa burada beraber gitsin nereye mi? Kafeye sipariş verebiliyor muyuz dedi. Yok veremiyoruz dedim ben. Sen yiyip gel dedim. Aha. O zaman da biz gideriz işte. Ben gidersin tamam, şuradaki tamam, bizim çorbacı kelle paça seviyor mu? Okey Serdar yokluyordu. Kelle paça. Gidemediğiniz zaman. Ben dedim ki bugün yine gidelim. Ben dedim bugün yine gidelim çorbacıya yine. Çok severim çorbacıyı. Mektan canım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Tükenmiş bir haldeyiz. İnanılmaz yoğun bir gündü. Çok çetrefilli mi denir artık bilmiyorum. Oradan oraya koştuğumuz bir gün oldu. Umarım ne kadarını size çektim. İnanın hiç bilmiyorum ama artık burada sonuna gelme zamanı geldiğini düşünüyorum. Çünkü ben çok tükendim. Bittim. Bugün bittim yani. Kahvaltıya gittik, kafeye geldik, Özgün'e gittik, video çektik, tekrar buraya geldik, oraya gittik, buraya yaptık falan derken az önce Serdalar da geldi. Serdalar gitti. Serdan'ın eşi geldi. Okan da Serdan'ın eşi yemeğe gittiler. Onlar geldi falan. İnanılmaz bir gündü bizim için. Az önce bir 10 dakika önce Serdalar kalktı. Biz de kafeyi topladık. Şu an için finish'i yapıyoruz. Artık evlerimize gidip yatıyoruz. Bu videoyu da buraya kapatmaya geldim. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Umarım güzel bir
benimle birlikte güzel bir gün geçirmişsinizdir. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu videomuzun emojisi de şey olsun, kızgın surat olsun. Çünkü Okan Bey çok kızgın. O yüzden de bu videonun emojisi kızgın surat olsun. Bu videoyu buraya kadar izleyen herkes aşağıya böyle kızgın surat bırakırsa mutlaka yorumlarınıza geri dönmüş olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vloglarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.